Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 11. günündeyiz ve bugün gerçekten sahabe içerisinde hadis denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rahlesinin önüne talebe olarak oturacağız inşallah. Allah bizi onun talebeliğine layık kılsın. O ve onun gibi sahabe-i kiram efendilerimizin hiçbirinin yolundan, izinden, raflesinden bizleri ayırmasın. Ebu Hureyre bambaşka bir isim. Malum unutmayı unutan bir isimdir. Bu unutmayı unutmak diye bir ifadenin ne için söylendiğini herhalde anlıyorsunuzdur. Kaç tane rivayet okuruz bu konuda onun zekasıyla, dirayetiyle alakalı ama en önemli rivayetlerden bir tanesi şudur. Bir gün Mescid-i Nebevi'de otururken kendi kendine dua ediyor. Allah'ım unutturma. Allah'ım unutturma. Oradan bir ses onun duasına amin amin diye iştirak eder. O amin diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Getirir onun cübbesini yere serdirir. Sonra böyle avuç avuç sanki ilimden avuçlayıp da o cübbeye koyuyormuş gibi koyar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi topladır bohcanı. Artık Allah senin hafızanda bunları tutacaktır diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hafızasına, onun bu noktadaki aslında özel olarak bu alana istihdam edilmesine bu şekliyle aslında bir yönüyle nübüvvet mührü basmış olur. Daha neler neler okuruz Ebu Hureyre ile alakadar olarak bu manada onun hafızasının güçlülüğünü sahabe de bilir. Mesela bir gün birileri işte Ebu Hureyre'nin hafızasıyla alakalı özellikle hadis rivayeti konusundaki bu manada çokça rivayet etmesinden dolayı bir şeyler söyleyince Ebu Hureyre sorar der ki akşamleyin beraber kıldık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından arkasında namazı. Hangi süreyi okuldu Efendimiz? Cevap yoktur. Ama Ebu Hureyre birinci rekatta şu süreyi şuradan şuraya kadar, ikinci rekatta şuradan da şuraya kadar okudu deyip aslında kendisinin nasıl bir bu manada bir istihdamı ilahi ile görevlendirildiğini, Resulullah'ın da bu manada ona nasıl bir alan açtığını ortaya koymuş olur. O gerçekten bütün ilim yolcularına çok ciddi bir biçimde bir örnektir. Hafıza nasıl imanın, İslam'ın, hadisin hizmetine verilir. Zeka nasıl kullanılır? Çok iyi bir kabiliyeti vardır. Fırıncıdır mesela Ebu Hureyre. Bütün hepsini elinin tersiyle itip ilim yolunda birçok şey nasıl feda edilir ve nasıl korunur? Bu noktada işte elde edilen o kazanım Allah'ın dini için ilim yolunda peygamberlerin peygamberin hadislerini sonradan gelen nesillere ulaştırma adına gayret nasıl ortaya konulur? En güzel numunelerini bize ortaya koymuş olur o Ebu Hureyre. Gerçekten bu noktada çok farklı bir yerde durmaktadır. Mesela meseleyi anlayabilmemiz için şu kadarını söylesek herhalde yeter. Biliyorsunuz hadis kitapları dediğimizde en temelde iki tane Ana kaynağı hatırlarız. Bir İmam Bukhari'nin sahihi, bir de İmam Müslim'in sahihi ki biz bu ikisine sahiheyin, iki sahih kitap diye isimlendiririz. Şimdi o iki kitabı elinize aldığınızda herhangi bir sayfayı çevirdiğinizde o sayfada en az üç kez, beş kez, on kez Ebu Hureyre ismini görürsünüz. Ebu Hureyre bu onun olmadığı yer yok. Yani özellikle hadis kitaplarında bugün sadece iki sahih kitapta değil, sahihinde değil, diğerlerinde de yani Nesai'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İmam Malik'in Muvattasında, Ahmet bin Hanbel'in El Müsned'inde birçok ana kaynaklarda biz onun bize naklettiği hadisleri okuyoruz. Ki onun naklettiği hadisler de en fazla nakleden odur biliyorsunuz. 5371 hadisle birinci sırada duruyor Ebu Hureyre radıyallahu an. İşte onun rivayet ettiği hadislerden birkaç tanesini biz bugün hatırlamış olacağız. En azından onun nakletmelerinin üzerinden de onun dünyasındaki Ramazan'ı da biraz olsun anlamış olacağız. Bakın birkaç hadiste farklı işte bu olayı nakleden sahabe efendilerimiz de var. Cabir bin Abdullah da mesela naklediyor. Başka isimler de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendi mescidinde minberine halka sahabe efendilerimize hutbe irad etmek için çıkarken üç basamağı var biliyorsunuz Resulullah'ın minberinin. Her bir basamakta sahabenin de duyabileceği bir şekilde amin diyor. İkinci basamağa çıkıyor. Amin diyor. Üçüncü basamağa çıkıyor. Amin diyor. Kutbesini irad edip aşağıya indiği zaman ashab-ı kiram efendilerimizden birisi Ya Resulallah diyorlar. İlk kez böyle bir şeye şahit olduk. Üçünde de amin amin dediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet ben minbere çıkarken Cebrail de bana eşlik ediyordu. Her seferinde Cebrail bir şey söyledi ben de amin dedim. Sahabe merakla Cebrail'in ne dediklerini öğrenmek istediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cebrail birinci basamakta geldi ve bana dedi ki bir şahıs şahsın yanında anne ve babası ikisi ya da ikisinden birisi yaşlanır da hizmete muhtaç bir duruma gelirse o şahıs da o anne ve babasına ikisine ya da ikisinden birisine hizmet etmezse Allah onun burnunu yere sürtsün. Bunu deyince ben de amin dedim. İkinci basamakta cibril ile Emin dedi ki, senin adın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin adın bir mecliste anılır da, senin adına uygun bir biçimde, en güzel bir biçimde salat ve selam getirilmezse, o getirmeyenin şahsın burnu yere sürtsün, ona da amin dedim. Üçüncü basamakta da Cebrail geldi ve dedi ki, bir insan bir şahıs Ramazana erişir de o Ramazanı hakkıyla ihya etmez. Ramazandan gafil yaşarsa Allah'ın kendisine ikram ettiği o büyük ikramı gerçekten tam anlamıyla karşılamaz da elinin tersiyle iterse yani Ramazanı hakkıyla ihya etmez de bu manada gafletini sürdürürse Allah o şahsın da burnunu yere sürsün. Onu deyince ben de ona da amin dedim. Şimdi buna şahit oluyor sahabe. Bakın üç şey söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O üçünden bir tanesi Ramazan'a erişip de Ramazan'ı hakkıyla ihya etmemek. Allah muhafaza biz bugün 11. gündeyiz. Ne kadar yaptık, nasıl yaptık bilmiyorum ama nihayetinde yapma adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Eğer halen belli gafletler varsa daha işin başı sayılır en azından bundan sonrası için biraz daha şuurlu ve bilinçli bir biçimde Ramazan'ı ihya etmek hepimize inşallah bir vesile olur bu hadisteki o beddua bir yönüyle Cibril'in bedduasıdır o Allah Resulü'nün de o amini hepimizi yeniden kendine getirmiş olur. Bunu nakleden Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun hayatında Ramazan'ın nasıl bir yerde durduğunu Ramazan'ı ihya etme noktasında hassasiyetin nasıl olduğunu herhalde farklı bir biçimde de anlayabiliriz. Bir başka rivayet yine birçok hadis kitabımızda geçen Ebu Hureyre diyor ki birisi geldi diyor sahabiden Allah Resulüne dedi ki ya Resulallah falanca yerde bir kadın var. Gece sabahlara kadar namaz kılıyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Sadakaları çok. Ama dili o kadar kötü ki o diliyle komşularını incitiyor. Komşularına rahat vermiyor. Komşularına huzur vermiyor. Diliyle rahatsızlık oluşturuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sahabe efendimiz bunları söyleyince bu kadının hali nedir diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki kötü, çok kötü. O kadın cehennemde. Yani eğer o kadın diliyle eziyet veriyorsa komşularına ibadetleri sadece onu kurtarmayacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aynı şahıs mı başka biri mi bilmiyoruz ama bir de meseleyi farklı bir yerden ele alarak yine bir şey söylediler. Dediler ki ya Resulallah falanca yerde de bir kadın var. Öyle çok fazla namazı, orucu yani buradaki kasıt nafile ibadetlerdir. Sadakaları fazla yok. Ama insanlar ondan memnun. Dili güzel, ilişkileri güzel, kimseye bir zarar yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o hayırdadır ve o cennettedir. Bakın eziyet vermeyen birisine de bunu söyledi. Dolayısıyla burada Ebu Hureyre bu hadisi naklederken herhalde o aldı alacağını biz de alalım ki özellikle hayatlarımızın ibadetlerimizin bize kazandırdığı ruhla paralel oluşması adına da bir gayrete dönüşmüş olsun. Dolayısıyla biz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan çok bu manada Farklı rivayetler okuruz. Okuduğumuz her bir rivayetle oruçla, Ramazan'la, sahurla, iftarla, teravihle aramızdaki ilişkinin daha güzel nebevi ölçüler çerçevesinde cereyan etmesine vesile olur. Son bir rivayet daha aktaralım. Çünkü çok önemli bir rivayettir o. Ebu Hureyre yine naklediyor radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki sevinç vardır mümin için. Birisi iftar sevinci, birisi de cennet sevinci. Bakın 11 gündür bugün de dahil Allah bize 10 gündür iftar sevincini yaşattı. Bu akşam da yaşatacak inşallah. Her iftar sevinci aslında bir cennet sevincinin provası gibidir. Böyle bilelim ki Allah Resulü onu anlayabilmemiz için bunu söylüyor. Ebu Hureyre bu naklettiği bütün hadisler çerçevesinde Ramazanlarını ihya ediyor. Oruçlarını ona göre tutuyor. Kendisi de naklederek bizlerin de böyle bir seviyeye erişmesine gayret ediyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun ve bizi son nefesimize kadar onun rahlesinden ve onun ilim yolundan ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim bugün başımıza tac ettiğimiz coğrafya, Ebu Hureyre'nin hadis konusundaki özelliğini öğrendik ya biraz olsun. Hadis denince, siyer denince gerçekten İslam coğrafyaları içerisinde çok farklı emeği olan, yüzlerce alim yetiştirmiş olan, yüzlerce o alimlerin eserlerini ortaya koymuş olan ve halen de bu alanda gerçekten yüzümüzün akı olacak nice eserlerin yetişmesine zemin olan Pakistan coğrafyası. Pakistan deyince aklımıza biliyorsunuz birçok isim gelir. Kandehlevilerden işte Muhammed Taki Osmanlı'ya kadar, Muhammed İkbal'den Mevdudi'ye kadar yüzlerce işte alimi hatırlarız hepsine binlerce kez selam olsun. Ve Pakistan deyince yüreğimizin bir sızısı olan Keşmir'i hatırlarız. Biliyorsunuz oralarda yıllardır süre gelen zulümleri, sıkıntıları, Pakistan halkının yaşadıkları fakr zaruretleri, oradaki birçok sorunu inşallah bugün duamız o güzel coğrafya için olsun, o hadise, siyere, Kur'an ilimlerine, tefsire hizmet eden o coğrafya inşallah daha nice nice güzel hizmetlere vesile vesile olsun zemin olsun Allah o coğrafyalarımızı da en yakın zamanda iman selametine eriştirsin özellikle şu anda zulüm altında inleyen Keşmirimize en yakın zamanda bir inayet kapısı açsın oradaki ve bütün dünyadaki mazlumları katından bir rahmetle sevindirsin inşallah